bir bulgurlu patatesli köfte yapıyoruz. Bunun için şu patateslerin büyüklüğünü göstereyim de o yüzden şöyle 3 tane patates kullanacağız. Bir su bardağı ince bulgurumuz var. Bir çorba kaşığı biber salçası, bir çorba kaşığı domates salçası, bir adet iri soğanı küçük küçük doğradık. 2-3 düz sarımsak olabilir. Şimdi 3 tane patatesi bir güzel efendim sen ezebilirsin. Tamam, ezeyim. Bir su bardağı ince bulguru, bir su bardağı ılık suyla ıslatıyorsunuz. Peki patatesleri ezdik. Şöyle bir 15 dakika beklediğimiz yumuşayan bulgurlarımızı da bir su bardağı bulgur, 3 patates karıştırdık. Şimdi bu bulgurla patatesi gördüğünüz gibi 15-20 dakika yumuşattık ve koyduk. Şimdi gelelim efendim bunun sosunu yapmaya. Tavada önce zeytinyağımızı koyalım. Şimdi bir soğanla kıymayı kavururken öyle bir tartışma var. Bilmem sizin haberiniz var mı? Soğanı mı önce kavururuz, kıymayı mı önce koyarız? Önceden soğanı koyardım ben. Soğanın suyu su salıyor ya, kıymayla karışmasın o su diye. Soğanı peki suyu çekene kadar kavururdum. Ondan sonra kıymayı koyardım ama artık ikisini birlikte koyuyorum ben. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. İkisi de su salıyor çünkü. Kıyma da su salıyor, soğan da su salıyor. Aynen. Ama Anadolu adeti önce soğanı kavurur, sonra kıymayı koyar. Evet, evet. Madem öyle, efendim müsaade ederseniz ben zeytinyağında soğanı kavurur ikene bir parça da şöyle bir tereyağı koklatalım mı? Patatese çok yakışıyor. Patatese çok yakışıyor. Evet. Şimdi soğanları kavuruyoruz. Salçalarımızı koymamız lazım. Bunun için bir çorba kaşığı domates salçası, bir çorba kaşığı biber salçası, biraz da şöyle bir sarımsak bir tane koyalım mı? Koyalım. Pekala. Tamam. Bir tane de şöyle sarımsağı annelerimiz ellerinde hep böyle ya döverlerdi. Onlar çok sarımsak doğramazdı. Evet. Bunun kavrulması yeter artık. Tamam. Efendim bunun içine biz bir de baharat katalım. Evet, baharatsız olmaz. Ne baharatı katalım? Şimdi ben biraz korka korka bir tuz katıyorum. Evet. Bir de karabiberimizden ilave edelim. Gördüğünüz gibi. Başka ne baharat koyalım bunun içine? Kırmızı pul biber de olabilir. Olur bence. Efendim. Neden olmasın? Gördüğünüz gibi. Şimdi Maraş'tan gelmiş ama ben Antep'te aldım. Kahramanmaraş'ın biberi. Şimdi bunun içine birazcık nane. Evet. Baharat çok yakışır. Patates aslında iyi ki hayatımızda var. Evet. Hani çok nişasta fazla yedirmiyorlar filan ama patatessiz de hayat geçmez. Olmuyor maalesef. Şimdi gördüğünüz gibi sosumuzu da köfte yapmak için içine koyduk. Yoğurmaya devam ettik. Patatesleri iyice ezdik. Bulgur, soğanı biraz sarımsak ve salçalarla kavurduk. Bence bunun yoğrulması yeter. İşte efendim patatesli bulgurlu köftemiz bitti. Evet. Hani Anadolu'daki o yumurtalı köfte gibi yapacağız dedik ya. Evet. Ben size nasıl yumurtalı köfte yapıldığını göstereceğim. Amerikalıların scramble egg'i ama ben çırpılmış yumurta diyorum. O nasıl yapılır onu da göstereyim. Şimdi 4 tane yumurta kullanacağız. Gördüğünüz gibi bir karıştırma kabının içine. Buyurun. Tabii. İki keyveniyiz yani. Yani icabında biz iki keyveni burada 100 çeşit yemekte yaparız. Şimdi 4 yumurta. Buna birazcık tuz. Dediğim gibi Amerikalılar scramble egg diyor. Biz ama yöresel bir yemek hazırladık burada. Onu tamamlamak için çırpılmış yumurta diyoruz. Nasıl yapılır onu size göstermek istiyorum. Şimdi 4 yumurtayı az bir tuzla, tel çırpıcıyla şöyle iyice çırpıyoruz. Bu çırpılmış yumurta ya da scramble egg'in bir özelliği var. Bunun içine süt ilave ediyoruz. Ben Amerika'da içine bir çorba kaşığı kadar krema katıldığını da gördüm. İsterseniz 4 yumurtaya bir çay bardağı ama büyük değil. Böyle çay bardağı. Küçüklerden. Babalarımızın çay bardağı. Onlardan ilave ediyoruz. Bir çay bardağı süt veya
bir çorba kaşığı krema, krema doluyor. Tavamızı aldık. Elimize böyle bir tahta kaşık, çok büyük olmasın. Şöyle orta boy bir tahta kaşık aldık. Bu çırpılmış yumurta ya da scramble egg'i biraz zeytinyağı, birazcık da tereyağı karışımıyla yapacağız. İki ayrı yağ lezzeti. Evet. Güzelmiş. Her şeyi öyle yapıyorum. Pilavı, makarnayı mutlaka zeytinyağı koyarım, tereyağı da koyarım mutlaka. İkisini karıştırarak kullanıyorum. Şimdi, efendim gördüğünüz gibi yumurtalarımızı böyle iyicene çırptık. Şöyle yani üzeri köpüklü köpüklü oldu. Yağda yumurta gibi yapıyoruz ama yağımızın eriyip hafifçe kızmasını bekliyoruz. Sonra yumurtalarımızı içine ilave ediyoruz. Bir şeysi yok aslında. Çok basit. Sadece yumurtaları birazcık karıştıra karıştıra ortadan başlayın. Etrafa doğru hafif hafif karıştırın. Gördüğünüz gibi yine etraftan aldık. Tekrar böyle kenardan aldık. Ortada karıştırdık. Biraz katılaşmasını bekleyeceğiz ama çok değil. Bizim Anadolu usulü köftelerimizin ortasında Amerikan Avrupa usulü scramble egg dedikleri gördüğünüz gibi çırpılmış yumurtamızı koyduk. Afiyeti şeker olsun.